Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin temelini attı. Tesisin 2023'te çalışmaya başlaması planlanıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde %50 kapasite sınırının kaldırıldığını bildirdi. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Bloomberg'e verdiği mülakatta BioNTech ve ortağı Pfizer'ın gelecek yıl 3 milyar doz aşı üretebileceklerini söyledi. Çin, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq benzeri borsalarda halka arzlara daha katı kurallar getirmeyi planlıyor. Giyim markası Zara'nın sahibi Inditex'in net karı salgında birçok mağazanın kapalı olmasıyla 2020 yılında %70 düşerek 1.1 milyar euro oldu. Dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 10 Mart günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Peki bugün Bloomberg HT ekranlarında neler konuştuk? Hemen aktaralım. İşsizlik rakamlarını bekliyorduk. Geldi %12.2. Yalnız bilindiği gibi bu hesaplama daha önce 3 aylık oluyordu işsizlik oranları. Artık aylık açıklanacak. Bu da Ocak ayı işsizliği. Atıl iş gücü de hesaplanıyor. %29.1 çıktı. Bu ne demek? Birazdan hocamızla beraber konuşacağız. Revize işsizlik verilerini bugüne çekti. Daha sonra açıklayacaktı. Aslında bugün açıkladı yeni sisteme göre. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bu 12.2. Ama atıl iş gücü hikayesi bir başka konu. Acaba bu hesaplamada eksiklikler var mı? Neye göre değerlendireceğiz? Bunları konuşacağız. Bu arada genç nüfusta işsizlik oranı 0.7 puan azalmışa benziyor bir önceki aya göre. Ama yine de %24.7, yani her 4 gençten biri işsiz. Bu noktada bir de istihdam oranı 0.5 puan artmış görünüyor. %30.1. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü. %29.1, o da %30. Bu da çok yüksek bir rakam aslında. Hocamız daha net aktaracaktır. Bu arada önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın toplantısı var biliyorsunuz. PPK toplantısı. Bu toplantıyla ilgili çeşitli yatırımcı şirketler şöyle yorumlar yapıyordu daha öncesinde. Bu dolar yükselmeden önce bir faiz değişimi beklemiyorlardı ama artık yavaş yavaş faiz artışı beklediklerini ifade ediyorlar. Goldman Sachs da mesela 100 bas puanlık bir faiz artışı beklediğini ifade etti. Bir de tabii merkez bankalarının haftasına gireceğiz önümüzdeki hafta. Nedir o? Fed'in toplantısı var. 16-17 Mart'ta gerçekleşecek. 18 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. 18-19 Mart toplantı Japonya Merkez Bankası'nın. Bir de İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. O da 18 Mart. Yani önümüzdeki hafta aslında merkez bankalarının toplantıları var. Merak ediliyor tabii bu yükselen tahvil faizleriyle ilgili olarak merkez bankaları bir adım atacak mı? Şimdi uzaktan çalışma yönetmeliği de yayınlandı. Nedir bu uzaktan çalışma yönetmeliği? Neler getiriyor, neler götürüyor? Bunları konuşacağız konuğumuzla birlikte. Çünkü artık yavaş yavaş iş dünyasına yaygın bir hale gelmeye başladı. Fakat bu uzaktan çalışma yönetmeliği acaba yeterli mi? Ve elemanları koruyor mu? İşverenler üzerinde ekstra bir yük acaba yapacak mı? Bunları da konuşacağız. Devam edelim borsayla. Borsa bugün %1 civarında artıda kapattı. 1564 seviyesinden kapanış görüyoruz. Yalnız işlem hacminde çok büyük bir rakam yok. 26.4 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade edelim. Dolar TL tarafında biraz daha TL'nin değerlendiğini görüyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de bir geri çekilme var. Dolayısıyla dolar endeksinde de keza aynı. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinde de bugün biraz değerleme görüyoruz. Dolarda TL'de 7.54 seviyesinde şu an. Euro tarafında 9'lar vardı öğlen. 9'ların altına geldik. Euro dolar paritesi ise 1.19 seviyesinin hemen altında. Avrupa tarafına geçelim. Bu arada yarın ECB'nin toplantısı olacak. Önemli, takip ediyor olacağız. Bir değişiklik beklenmiyor bu ECB'nin toplantısında. Herhangi bir karar değişikliği beklenmiyor. Ama bu noktada bu faizlerin artmasından dolayı ECB yöneticilerinin endişelerini dile getireceğine dair bir beklenti var. Şimdi Avrupa borsalarında Londra eksideydi. Hafif artıya geçti. Yine de yatayda Paris, Frankfurt ve İtalya borsaları tarafında da
primli gün olduğunu söyleyelim. Birazdan kapanışlarını da alacağız biz Avrupa borsalarının. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon geldi. Şubat ayında beklentilere paralel bir enflasyon gördük. %0.4. Yalnız Amerika'da her ay yapılan tüketici eğilimi anketi vardı. Dün de ifade etmiştim. 2022 senesi için Şubat ayında %3.2 bir enflasyon bekleniyor. Yani yüksek enflasyon bekleniyor önümüzdeki sene itibariyle diyelim. TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre %1.7 artış yapmış durumda. Hala %2'nin hemen altında. Bu noktada bir de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini yaklaşık 5-6 aydır konuşuyoruz bilindiği üzere. Temsilciler Meclisi'ne geri geldi. Nedeni normalde temsilcilerden geçti. Senato'ya geldi ama Senato'da bazı maddeler değiştirildi. Tekrardan Temsilciler Meclisi'ne gidecek. Pazar günü Biden'ın imza atması bekleniyor şeklinde yurt dışı basında, Amerikan basınında haberler yer almıştı. Bunu da dün aktarmıştım size. Emtia tarafına geçeceğiz. Emtia'da tabii altını çok yakından takip ediyoruz. Çünkü çok yüksek bir hedefte alımlar olduğunda biliyoruz. 520'lere kadar yükselmişti ve gerilemeye devam etmişti. 1700'ün altında gelmişti hatırlayacak olursanız. Bugün biraz daha primli diyeceğim ama yatay demem daha doğru olur. Ve doların gerilemesi gram altın tarafında eksiye geçmesine sebebiyet verdi. NYMEX ve Brent petrol tarafında da hafif artılar var. Kripto para tarafına geçelim. Kripto paralarda ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Sakin gün, yani aslında bir buçuk iki haftadır kripto piyasasında sakinlik hakim. Çok ciddi satışlar olmuştu biliyorsunuz, primler yapılmıştı. Bitcoin 56 bin doların üzerinde şu an işlem görürken sadece Ripple'da eksiler var. Burada da bir dava var Amerika'da Ripple'la ilgili. Bunun baskısı olduğu ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Peki işsizlik dedik madem, biraz daha detay almak adına haberimizi bir izleyelim. TÜİK'in 3 aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminler olarak yayımlamaya başladığı işsizlik verileri açıklandı. Türkiye'de Ocak ayında işsizlik %12.2 oldu. 2021 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre azalarak 3 milyon 861 bin kişi olarak gerçekleşti. Ocak'ta genç nüfusta işsizlik ise %24.7 olarak kaydedildi. Bu grupta istihdam oranı 0.5 puan artarak %30.1, iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %39.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %43.8 olarak açıklanırken, iş gücüne katılım oranı ise %49.9 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı Ocak'ta %13.4 olarak kaydedildi. Aylık olarak yayınlanan verilerde geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl iş gücü verilerine de yer verildi. Buna göre zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak %29.1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19.7 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22.5 olarak gerçekleşti. Hocamızla değerlendireceğiz. Profesör Doktor Zeynep Ökten'le. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım, merhaba. Merhabalar. Kitabınızda şöyle bir göz attım. Çok keyifli, çok da beni biraz ilgilendirdi yani. Enteresan bilgiler var. Elinize emeğinize sağlık demek istiyorum ben. Tamamını çok bitireceğim inşallah hafta sonu, öyle bir niyetim var. Şimdi işsizlik tabii yeni açıklandı, yeni bir metotla açıklandı. Şimdi biraz değerlendirelim. 12.2, evet, bu atıl iş gücü hikayesi var. %29.7, %30 neredeyse. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Bakıyoruz istihdamda artış olmuş gençler arasında ama pandemi dönemi. Nasıl yorumladınız siz rakamları? Zeliha Hanım, evet, şimdi yeni bir işsizlik hesaplama yöntemi, metodoloji değişti daha doğrusu. Artık aylık olarak verileri alacağız. Fakat gene de bu işsizlik rakamlarına ilişkin olarak çok da bizi tatmin eden rakamlara sanki erişemiyoruz gibi. Çünkü bir tarafta
Bu işten çıkarma yasakları var. Diğer tarafta kısa çalışma ödeneği var. Şimdi orası da biraz karıştı. İşten çıkarma yasağı devam edecek ama kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek. Dolayısıyla işçiler üzerinde mobbing uygulanacak mı, uygulanmayacak mı, istifa etsin diye. Esas ondan sonra göreceğiz. Ama bugün bu rakamların bize verdiği şey şu. Esasında bizdeki işsizlik oranı o atıl rakam, atıl işsiz dediğimiz oran %29. Yani bunun içinde şunlar var. Zaten işsizler var. %12,2 olarak çıkan. Virgüller sonrasını yanlış söylüyor olabilirim. 12 olan işsiz rakamı var. Üstüne potansiyel istihdam imkanı olan. Yani ne demek bu? Ya bir köşede evine çekilmiş oturuyor. Eğer iş gelirse, iş imkanı olursa çalışacağım diyor. Ve bir de mevcut durumda iş bulamayan, yani istediği oranda iş bulamayan insanlar var. Belki 3 saat çalışıyor, 5 saat çalışıyor ama yeteri kadar işini bulamıyor. Tüm bunları topladığımız zaman geniş kapsamlı işsizliğe erişiyoruz ki bizim esas işsizlik rakamımız bu. Yani %30'a yakın, çok ciddi bir rakam. Onun için bu işsizlik bizim zaten senelerdir süre gelen problemimiz. Yani büyümenin en yüksek olduğu noktalarda bile biz tam olarak işsizliği aşağı doğru çekemedik. Beni daha çok etkileyen rakamlardan bir tanesi de iş gücüne katılım oranının düşük olması. 8 Mart Kadınlar Günü'nde de çıktığım programlarda bunları söyledim. Hele kadının iş gücüne katılım oranı o kadar düşük ki Türkiye'de. Ve karşılaştırdığımızda diğer ülkelerle, OECD ülkeleriyle, gelişmiş ülkelerle iş gücüne katılım oranı %60-65'lere gelirken bizde şu anda %49. Yani insanlar iş piyasasına girmeye zaten nasıl olsa iş bulamam diye hem niyet etmiyor hem de kültürel baskılarla, hani mahalle baskısı dediğimiz şekilde kadınların da iş gücüne katılımı çok etkin olmuyor. Dolayısıyla iş gücüne katılım eğer sağlanmazsa biz en önemli üretim faktörlerimizden bir tanesinin bir tarafa işte adı da çok iyi bulmuşlar atıl. Atıl olarak bırakıyoruz. Yani sen orada dur üretim faktörü olarak geri kalan zaten sermayemiz de çok yüksek değil. Nedir üretim faktörleri? 4 tane. Emek, sermaye, toprak, girişimcilik. Ve bir de teknolojiyi eklerler son dönemlerde. Bizde girişimcilik çok iyidir ama geri kalanı sermaye açısından yurt dışına zaten bağımlıyız. Hep dış borçla büyümeye çalışıyoruz. Emeği de sistemin içine katamazsak, evet toprağı kullanıyoruz, girişimciliğimiz var, teknolojimiz de yok. O zaman niye büyümediğimizi sorgulamamız da gerek yok işte sistem burada açıkça belli bunlar birbirine son derece bağımlı vaziyette hareket ediyor. Hele genç işsizlik çok can acıtan vaziyette. Öğrenciler üniversitede okurken de sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Hocam biz mezun olunca iş bulabilecek miyiz? Mezun ettikten sonra da senelerce o öğrencilerin hocam hala iş bulamadım dertleriyle biz de dertleniyoruz. O bakımdan biz sistemdeki aksaklıkları görüyoruz. Her rakam ortaya çıkışta işte ayda bir kere enflasyon rakamıyla şok oluyoruz. Sonra istihdam ve işsizlikle şok oluyoruz. Her ay bu rakamlarla birlikte şaşırmaya devam. Hocam aslında konudan bağımsız bir şey merak ediyorum. Soracağım. Siz de öğrencilerlesiniz. Şimdi bizim dönemde yani bizim dönemde derken ben üniversiteye giderken aynı zamanda çalışıyordum. Gerçi devam zorunluluğu vardı ama yani bir şekilde çalışıyordum. Acaba bu üniversitelerde bu işsizlik, genç işsizliğin biraz daha azalmasını sağlamak için bir program yapılamaz mı? Yani okurken aynı zamanda çalışabilecekleri. Yani hep diyoruz ya sanayi üniversite işbirlikleri hocam. Bunu yıllardır konuşuyoruz. Yani büyük holdingler, büyük üretim şirketleri, imalat yapan artık ne dersek. Burada mevcut durumda işte psikologsa psikolog hastanede ya da işte başka mühendisse başka bir yerde böyle yavaş yavaş iş hayatına adapte edilse mezun olduktan sonra da rahatlıkla iş bulabilse bir şekilde. Yani bilmiyorum bunu çok konuştuk çünkü yani sanayi, üniversite, devlet, kamu işbirliğini bir türlü hayata mı geçiremiyoruz? Nedir hocam? Yani bakıyoruz Amerika'nın sistemine. Amerika'da çok ciddi bu böyle bir sistem var. İşe de yarıyor. Ne dersiniz?
Çok haklısınız. Bu son derece önemli. Esasında pek çok üniversitede, benim en azından çalıştığım üniversitelerde gözlemlediğim kadarıyla staj zorunluluğu ve sanayi ortaklığıyla birlikte öğrencileri projelere dahil etmeye ve onları bir şekilde işte de eğitmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Esasında bunu bütün devlet üniversitelerinde bu sisteme dahil olması lazım. Mutlaka yapanlar vardır. Böylece çok teoride kalmamış oluyor bilgiler. Hiç olmazsa uygulamaya başlıyor. Bir de çocuk, genç, orada çalışan şirkette, çalıştığı şirkette bir iletişim kuruyor. Mezuniyetten sonra da burada çalışma imkanı doğuyor. Ama bizim bu işbirliklerini çok daha hızlandırmamız lazım. Yani işte esasında YÖK reformu falan dediğimiz zaman yapılacak şeyler bunlardır. Yani gerçekten bir reform yapmak istiyorsak, eğitimi farklılaştırmak istiyorsak hem akademisyenin akademik çalışmalarının çok teşvik edilmesi hem de sanayiyle birlikte çalışması ve öğrenciyi de bu çalışmalara katıyor olması gerekiyor. Bu konuda çok haklısınız. Şimdi büyüme diyoruz. Türkiye'nin büyümesine baktığımızda aslında böyle işsizlikle paralel gitmediğini görüyoruz. Yani evet büyüyoruz ama işsizliğe engel olamıyoruz. Bunun çözümü ne olacak, ne olabilir? Yani büyüme değil sadece, hani buna kalkınmayı mı da eklemek mi gerekiyor? Yani nasıl yapacağız bunu? Ya yıllardır konuşuyoruz biliyorum hocam ama. Yani Evet. konuşulmadıkça belki olur. Bir de ekonomik reform açıklanacak biliyorsunuz. Bu hafta bekliyoruz. Burada bunlarla ilgili bazı maddeler, reformlar gelir mi sizce? Beklentiniz ne? Zeliha Hanım, evet çok konuşuyoruz ama konuşmazsak da şey olmayacak, bir aktivasyon, bir dürtme yaratmayacağız. Onun için sürekli konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu hafta benim okuduğum yurt dışı işte ekonomi gazetelerinde, haberlerinde okuduğum 2-3 haber çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Çin Ar-Ge'ye ayırdığı payı ki Garsaf Milli Hasıla'ya oranı Çin'de Ar-Ge'nin %3'lere yakındır. Güney Kore'de bu %4,5. OECD ülkelerinde ortalama 2,5-3'e yakın bir araştırma geliştirme faaliyetlerinin Garsaf Milli Hasıla'ya payı vardır. Çin diyor ki ben bunu gelecek 5 sene boyunca her sene %5 oranında arttıracağım. Yani Ar-Ge'ye yatırım yapacağım. Neye yatırım yapacağım? Bakın bugün çokça konuşuldu. Çip eksikliği var. Otomotiv sektörü durma aşamasına gelmiş vaziyette. O semiconductor dediğimiz yarı iletkenler, çipler falan bulunmuyor. Üretimde bir yetersizlik var. Dolayısıyla bu da arz zincirini etkiliyor. Diğer malların da üretimini etkiliyor. Ve Çin diyor ki ben bu konuda üretim yapacağım. Arkasından işte sağlık yatırımlarında Ar-Ge çalışmasına devam edeceğim. İşte kompütür çalışmalarında, bilgisayar çalışmalarında çok daha yüksek teknolojiye geçmek için yatırımlarımı arttıracağım. Sonra bugün işte tekrar gazeteleri karıştırırken şunu gördüm. Avrupa Birliği'de özellikle Almanya'da bir enstitü var. Fraunhofer Institution diye. Bu Fraunhofer Enstitü diyor ki bir ülke eğer teknolojiye yeteri kadar yatırımını yapamazsa özellikle bu internet teknolojisine diğer ülkelerin teknolojilerinin onun tüketim sistemini değiştirmesine bile açık vaziyette kalır. Yani ne demek? Şu işte hani sosyal medya kuruluşlarının Google'ın falan sürekli bizi takip etmesi ve tüketimimizi yönlendirmesi. O zaman diyor ki Avrupa Birliği de şimdi buna odaklanmış vaziyette milyar eurolar yatıracağım ve ben 5G'yi değil 6G'yi kullanmaya başlayacağım. Peki bizde Ar-Ge'nin Garsaf Milli Hasıla'ya oranı ne? Hala %1'de. Bizim işte bu eğer bir reform paketi falan açıklayacaksak bu reform paketinde bu sistemin olduğu gibi değişmesi lazım. Yani buna odaklanıp
Biz artık sanayileşiyoruz ve bu sanayide mutlaka yüksek teknoloji ürün üretmeye başlıyoruz. Bunu üretmek için de devlet elini taşın altına koymak zorunda. Yapacağı başka bir şey yok. Yani yatırımlarını mutlaka bu yöne doğru kaydırıp özel sektörle işbirliği yapıp ister şey olsun, Amerikan modeli olsun, yani aşırı rekabetçi Schumpeterian model, isterse Asya modeli olsun, desin ki bir tane dev firma yaratacağım. İşte Kore'nin yaptığı gibi, Çin'in yaptığı gibi, Huawei, Samsung gibi, bunlar bütün dünyaya hakim olsun. İstediği gibi yapabilir. Ama sistemde mutlaka özel sektörle beraber devletin artık kendi yatırımlarını buraya doğru yönlendirmesi ve sistemi bu halde çözmesi lazım. Benim en büyük beklentim, yani çok büyük bir beklentim yok Cuma günü açıklanacak şeyden esasında. Yani büyük bir reform paketi dediğimiz zaman biz gerçekten sistemin değişmesinden, işte planlı kalkınmadan, devlet planlama teşkilatının tekrar aktive olmasından filan şey yapıyoruz, duymak istiyoruz, bunları duymak istiyoruz. Ama bu yönde eğer bir şeyler olursa gerçekten çok önemli. Çünkü karşılaştırma yaptığımız zaman hep işte Krugman falan da bu karşılaştırmayı yapar, Güney Kore-Türkiye karşılaştırmasını. Kore'nin kalkınma modeli, büyüme modeli önümüzde. Biz bir daha dünyayı tekrar keşfetmek zorunda değiliz. O modelleri inceleyerek sistemimizi tekrar oluşturmamız lazım. Şimdi baktığımızda mesela İngiltere sanayi devrimini 150 yılda yapmış. ABD yaklaşık 100 yılda, işte Japonya 75 yılda, Güney Kore 40 yılda kalkınmış. Yani 91 dolarlık kişi başına düşen milli gelirini 23 bin dolara falan çıkarmış. Tamam mı? Dolayısıyla biz bunu gittikçe de süre kısaldı. Çünkü sistem artık bize yeni kapılar açıyor. Bakın, bu yeni teknolojilerle birlikte artık sizin de refahınızı çok arttırabilme, daha kısa sürede arttırabilme imkanınız var diyor. Bugün ha desek, biz işte gene uzun bir yolumuz var tabii, ama gene de işte sanayi devrimindeki süreç kadar bir süreç almayacak diye düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki hafta merkez bankaları toplantıları var. FED, İngiltere, Japonya, Türkiye. Bu yükselen tahviller biraz piyasaları tedirgin etti. Enflasyon tedirginliği de var açıkçası. Yarın da ECB var. Şimdi şöyle bir merkez bankalarını değerlendirirsek, yapılacak ya da bir şey bekler miyiz tahvil faizlerine yönelik? Yoksa izlemeyi mi tercih ederler? Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan siz bir beklentiniz var mı faiz artışı ile ilgili? 100 bas puan bekleniyor ama yeterli midir? Eksiklaşma yapılır mı ilerleyen süreçte? Şöyle bir yorum da vardı geçen hafta. Şimdiden 200 bas puan yapılması gerekiyor. Aksi takdirde daha sonra 400 bas puan yapmak zorunda kalabilir diye bir yorum vardı, daha doğrusu bir yatırım firması. Ne düşünüyorsunuz hocam? Bir de dolar üzerindeki etkisi de önemli. Çünkü bu sefer dolar TL kaynaklı değil, tahviller kaynaklı hareket etti. ECB ile Fed'in çok bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani onlar bir izleme politikasını sürdürmeye devam edecekler. Büyük bir ihtimalle işte Powell'ın yapacağı bu sefer hiç olmazsa konuşması, hani geçen sefer konuşmamasından, konuşmadığı, söylemediği şeylerden olumsuz etkilendik ya. Belki Powell bu sefer bu konuya dair, yani Amerika'da enflasyon artışına dair ve buna bunun üzerine gelecek dönemde sıkılaştırmaya veya işte faiz arttırmaya yönelik olarak bir yorum yapabilir. Yani bu yorumu bekliyor tüm piyasalar. Dolayısıyla onlarda bir faiz artışı veya bir değişiklik görmeyeceğiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu sefer bir köşeye sıkışmış hissi var. Çünkü piyasalar bu baskıyı oluşturuyorsa, 100 bas puan bekliyoruz, haydi olmadı 150 olsun, 200 olsun, bu söylemle gittiği zaman Merkez Bankası bunu yapmadığında, bu sefer diğer tarafta döviz çok ciddi anlamda yukarı doğru hareket ediyor. Son iki haftadır hareketin sebebi dışarıdan gelen sebepler, ama Merkez Bankası'nın uzun süredir sıkı para politikasını sürdüreceğiz söylemi üzerine işte
şeyler var. Enflasyon bu taraftan çok ciddi anlamda bizi sıkıştırmaya başladı. Döviz kurunda yükselme var. Bunun gelecek aylarda enflasyona geçişkenliği var. Gıda fiyatlarında artış var. Emtia fiyatlarında artış var. Belli ki enflasyon gittikçe yukarı doğru çıkacak. Yani bunu önleyemeyeceğiz. O zaman reel faiz ortadan kalktı. Ne yapacağız? Merkez Bankası mecburen faiz artışını yapmak durumunda diye düşünüyorum. Yani tabii ki onların kararını gözlemleyeceğiz. Ama piyasa beklentisi olmadığı zaman da piyasa hemen küsüyor. Bir çocuk gibi birdenbire küsüyor, arkasını dönüyor ve dövize doğru koşmaya başlıyor. Onun için ben de en az 100 bas puanlık bir faiz artışı bekliyorum. Ama bekle gör bir yapmaz mı? Nasıl? Bekle gör yapmaz mı? Neden soruyorum? Mesela Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in direktörünün bir açıklaması vardı. Türkiye'de enflasyonun bu yıl için %11, sene %9.2'ye kadar gerileyebileceğini ifade etmiş gördüğüm kadarıyla. Son 5 yılda işte 11.7 ortalama var Türkiye'nin enflasyon ortalaması. Tabii ki bu da 3 kat fazla diğer benzer ülkelerin şeklinde yorumu var. Yani bu sefer bekle gör deyip bir bu dövizdeki hareketin neler, ne tahribatlar getireceğini mi bakar? Yani beklenir mi böyle bir şey? Yani şeye de bakacak. Bizden bir gün evvel Fed'in toplantısı var. Dolayısıyla onu da gözlemleyip Fed'in açıklamalarının, Powell'ın açıklamalarının, Fed'in kararının TL üzerindeki etkisini de gözlemleyecektir mutlaka. Çünkü biz 6.90'lara kadar inmiştik. Daha sonra yukarı doğru çıkışımız, tabii zaten bizim kırılganlıklarımız var. Yani işte net rezervlerdeki kötüleşme, kısa dönemde ödenecek borçluluk, bunların hepsi, işsizlik problemi, enflasyon problemi, bunların hepsi zaten bizim kırılganlığımız. Ama diğer taraftan işte dışarıdaki herhangi bir açıklama bunu yukarı doğru çıkartıyor. Şimdi FED'den sonra pozisyon almamız önemli. Ama bir de şunu düşünelim Zeliha Hanım. Eğer bu ay bekle gör yaparsa ve döviz kurları çok daha yukarı çıkarsa bunun gelecek aylardaki enflasyona yansıması da daha yüksek olacak. Yani burada yani önden yapma ihtimali de var kendisileri, Merkez Bankası bu sıkılaşma vurgusu, fiyat istikrar vurgusu yaptığından dolayı böyle bir öngörünüz var o zaman. Bir hani daha şeffaf davranıyorlar diye, değil mi? Evet, yani en son Naci Abal, Sayın Naci Abal uzun süredir kullanılmayan bir yöntemi de kullanıp internet sayfasından da gene sıkı para duruşu sürdürülecektir, enflasyonla mücadele en büyük amacımız diye yazınca beklentileri yukarı doğru çekiyor. Yani bu dönemde enflasyonumuz işte bu Şubat ayı enflasyonu bir parça daha düşük gelse ya da döviz kurlarında bu kadar yükselme olmasa belki de biz bu ayda evet, belki izle gör yapar diyebilirdik ama hı-hı, gelişmeler farklılaştı. Bir iki dakikam var ama farklı bir konuyu soracağım. Şu aşı pasaportu işi. Yeni normal mi bu yani aşı pasaportu? Yani nasıl olacak? Bir açıklamalar da geldi işte Çin aşısı da kabul edilebilir şeklinde. Enteresan gelişmeler yaşıyoruz hocam. Sizin düşünceniz nedir? Evet, aşı pasaportunu bilmem ama bizim zaten yurt dışını gezme pasaportumuz artık herhalde döviz kurlarından dolayı otomatik olacak diyorsunuz artık. Evet. Aşı pasaportuna ilişkin olarak da şimdi 12 çeşit aşı var Zeliha Hanım, yani dünyada kullanılan. Bu aşılardan hepsini kabul edecekler mi? Bu bir soru işareti. Yani işte Çin aşısı kabul edilecek mi? Rus aşısı, diğer aşılar. Hani en çok işte İngiltere'nin, Amerika'nın ürettiği, Almanya'nın ürettiği aşılar kabul rağbet görebilir. Burada bir sanki korumacılık politikası da olabilir. Yani Avrupa, Yunanistan çok uzun süredir bu aşı pasaportu için bastırıyor. Çünkü turizme çok ihtiyacı var Yunanistan'da bizim olduğumuz gibi. Dolayısıyla Yunanistan aşı pasaportunun içine belli aşıları olmuş insanlar buralara gelir, burada dolaşabilir, Avrupa Birliği böyle hareket edebilir derse o zaman biz bu şeyimizi kaybetmiş olacağız, gücümüzü kaybetmiş olacağız. Avrupalı Yunanistan'a, İspanya'ya doğru belki gitmeye başlayacak. Onun dışında hala aşının ulaşmadığı pek çok ülke var. Tabii bu da
İşin etik tarafı, yani insanların dolaşım özgürlüğünü kısıtlamış oluyorsunuz. Her türlü koronavirüs ve pandemi dönemi eşitsizlikleri arttırıyor ve bu eşitsizliklerin içinde bir de bu aşı pasaportu işi var. Şimdi ben galiba bir ay evvel, 1,5 ay evvel bir Azerbaycan'a gitmiştim. Azerbaycan'ı o dönemlerde, şimdi hala aynı şekilde, kesinlikle negatif testi olmadan ve 4-5 kere işte uçağa binmeden önce, uçağa binerken, uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünde kontrol etmeden ülkeye girişe izin vermiyordu. Esasında bu da bir koruma tedbiridir. Negatif olması. Evet. Aşı da aynı şekilde. Ama hani aşı olamayan, aşısı gelmemiş olan insanlar negatif testini yapıp dolaşabilme imkanına sahip olacakken aşı sınırlamasının olması bir tarafta da işte dolanım özgürlüğünün engellenmesi gibi. Yani farklı bir yerlere gidiyor bakalım dünya ama merakla bekliyoruz biz de. Yani tarih yaşıyoruz hocam. Yani öyle bir yüzyıla gelmişiz ki maşallah. Teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi Avrupa'ya bir gidelim Ceren Dilekçi'ye. Ceren, iyi akşamlar. Neler aktaracaksın? İyi akşamlar Zeliha. Avrupa borsalarında bugün de iyimserlik sürdü. Endekslerin günü yükselişle tamamlamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Sadece İngiltere borsası günü yatay seyirde kapatmaya hazırlanıyor. Fakat Avrupa'nın çoğu borsası 52 haftanın zirvesine tırmanmış durumda ki Alman DAX endeksi tarihi zirvesini bir kez daha yenilemiş oldu. Bugün Fransa borsası alımları öncülük etti. Fransa borsası %1,1'lik yükselişle alımlarda başı çektiğini söyleyelim. Alman DAX endeksi onu takip ediyor %0,7'lik primle. Avrupa'nın genelinde ise %0,5'e varan oranda daha sınırlı yükselişler var. Fakat Avrupa borsaları uzun süredir tarihi zirvesini yenilemekte. Bunun yanı sıra bugün öne çıkan haberlere baktığımız zaman Euro-Dolar paritesinde düşüşün biraz daha hızlandığını gördük. Parite 1.19 seviyesinin altındaki seyrine devam ettiriyor. Şu saatlerde Euro-Dolar karşısında sınırlı bir düşüşte 1.18.90'lar seviyesine seyretmekte. Yarın Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak gözler ve son toplantısından bu yana Avrupa'da değişen resme karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Hatta bugün basına yer alan haberlerde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın göreve gelmesinden bu yana en zorlu sınavı yarın vermesinin beklendiği kaydedildi. Çünkü son toplantıdan bu yana baktığımız zaman Euro'da düşüş hızlandı. Evet, bu Avrupa Merkez Bankası'nın biraz elini rahatlattı. Fakat tahvil faizlerindeki resme karşılık nasıl cevap verileceği henüz bilinmiyor. Ekonomistlerin büyük oranda beklentisi tahvil alım programının 1.850 trilyon euroda sabit bırakılacağı, yani değiştirilmeyeceği yönünde. Daha da önemlisi karar sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelecek açıklamalarda olacak gözler. Mesela kurumların beklentilerine ne yönde diye bakacak olursak ING Avrupa Merkez Bankası'nın bu toplantıda euro yerine tahvil faizlerine odaklanacağını ve Euro'ya ilişkin herhangi bir sözlü yönlendirmeden kaçınacağını ifade etti. Ve ING aynı zamanda bankanın tahvil alım programını artırmasını beklemediğini ve bankanın yeni paylaşacağı tahminlerde de piyasa açısından bir şaşkınlık yaratmayacağını savundu. Özellikle aşılamaların yavaş ilerliyor olması Euro bölgesine ilişkin resmin biraz daha kötüleşmesine yol açtı ilk çeyrekte. Ki Bank of America'da bugün paylaştığı notta bu konuya dikkat çekti ve görünümün kötüleştiğini ifade etti kurum ve tahvil faizlerindeki harekete karşı Avrupa Merkez Bankası'nın cevap vermesinin önemli olduğunu, fakat böyle bir adımın Euro'yu daha da zayıflatmasının muhtemel olduğunu savundu. Konuya yakın kaynaklar ise Avrupa Merkez Bankası üyelerinin kararı ilişkin ikiye ayrıldığını ifade ediyorlar. Fakat hatırlayacak olursak Avrupa Merkez Bankası'ndan son gelen mesaj tahvil faizlerindeki yükselişe karşılık sözlü yönlendirme ve tahvil programındaki esnekliğin yeterli olduğu görüşündeydi. Özellikle bu mesajın ardından biz beklentilerin bu toplantı için daha da azaldığını görmüştük. Ve tahvil alımlarına baktığımız zaman tahvil alımlarını önemli miktarda azaltmıştı geçtiğimiz haftalarda Avrupa Merkez Bankası, fakat geçtiğimiz hafta yeniden arttırdığını gördük. Pandemi acil varlık alım programı çerçevesinde yaptığı varlık alımı geçtiğimiz hafta 18.2 milyar euro oldu. Bir önceki hafta ise 16.9 milyar euro seviyesindeydi. Bunun yanı sıra tabii bugün Avrupa'da iyimserliği destekleyen bir diğer unsur ise Avrupa'da aşılamaların hızlanacak olması. Çünkü Avrupa Birliği Pfizer'dan ekstra 4 milyon dozluk aşı alımı için anlaştığını duyurdu ve 2 hafta içerisinde Avrupa Birliği üyesi ülkelere aşıların teslimatı yapılmış olacak. Aynı zamanda BioNTech CEO'su Uğur Şahin bugün yaptığı açıklamayla
önümüzdeki sene için üretim kapasitesini 3 milyar doza çıkarabileceklerini söyledi. Bu durumun talebe bağlı olduğunu ve bununla birlikte 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı konusuna göre şekilleneceğini ifade etti. Güney Afrika varyantına karşı aşıların etkinliği konusunda 6-8 hafta içerisinde ellerinde daha net veriler olacağına dikkat çekti. Tabii baktığımız zaman İngiltere şu anda nüfusunun %35'ini aşılamış durumda. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde aşılanma oranı %9'lar seviyesinde. Avrupa ülkeleri oldukça yavaş ilerliyor. Fakat önümüzdeki günlerde Rus aşısının da onay almasıyla birlikte biraz daha hızlanacağı beklentisi hakim Zeliha. Ceren, teşekkür ediyorum. Biz de bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aslında gün boyu bunu konuştuk ama herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu bu. Doktor Okan Gürel Bülbül'e dönelim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım. Hocam şimdi bu uzaktan çalışma yönetmeliği, evet biz daha yeni yeni alışıyoruz bunlar ama yönetmelik yeterli mi geldi size? Çok boşluklar var mı yani orada işte işveren işçi arasında nasıl değerlendirdiniz siz o yönetmeliği? Selam, şimdi yönetmelik bazı konularda problemli. Bu bazı konuları biraz açayım isterseniz. Şimdi normalde biz iş gücü piyasasında işçi ve işverenin bir arada imzaladığı bir sözleşme üzerinden iş ilişkisini şekillendirmesine alışırız. Fakat bu iş ilişkisi şekillendirirken iş kanununun zaten varlık sebebi işçinin korunmasına ilişkindir. Çünkü işveren daha güçlü olan taraftır, elinde sermayesi olan taraftır. İşçinin ise emeği dışında pazarlık edebileceği herhangi bir şey yoktur. Dolayısıyla işçinin bu anlamda korunması gereken noktalar zaten iş kanununda kendisine yer bulur. Şimdi uzaktan çalışma bu korumanın bir nebze kalkmasına neden olabilen bazı durumları barındırıyordu. Neydi bunlar? Çalışma süresinin kontrol edilemezliği. Çünkü koronavirüs salgınının başlarında, Mart ayında Türkiye için konuşursak, bir anda pek çok kişinin mecburen salgının seyrinden dolayı evlerde çalışmaya başlaması söz konusu oldu. Ve şöyle bir durumla karşılaştık. Çalışma süreli kontrol edilemez hale geldi. Neredeyse çalışanların bütün günü kendisinden talep edilen şeyleri yerine getirmekle geçmeye başladı. Dolayısıyla uzaktan çalışmada birinci konu çalışma sürelerinin denetlenmesi, kontrol altına alınmasıydı. İkinci noktada da çalışanlar bunun geçici bir şey olduğunu düşünerek başta çok bunlara dikkat etmemeye başladı. Fakat bu süre uzadıkça evlerde çalışma süresi yaklaşık bir yıla yaklaştı. Daha da uzayacak gibi gözüküyor. Şöyle problemler ortaya çıkmaya başladı. Birincisi internet hizmetlerinin karşılanması, elektrik masrafları, ısınma masrafları ve hatta buna ilişkin olarak ekipmanların artık deforme olmaya başlaması. Ekipmanlardan kastım işte çalışanın kendisine ait laptopu veya şirket tarafından verilmiş masaüstü bilgisayarı, oturduğu sandalye, kullandığı fare, klavye, monitör gibi bütün bu ekipmanlar deforme olmaya başladı. Ve bunların deforme olmasını işveren eskiden bunlar iş yerinde gerçekleştiğini kontrol edebiliyor ve görebiliyordu. Fakat bu süreçte bunlar artık evde gerçekleştiğinde İşçinin hem bunu anlatması güçleşti hem işveren de bu konuda çok da ikna olamamaya başladı. Bir üçüncü noktada aslında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerdi ki burası zaten yönetmelik öncesinde de çok net değildi, fluydu. Hala da o netliğini maalesef sağlayamadı. Çünkü işçinin bu anlamda uzaktan çalıştığı yerde ki bu mutlaka ev olmak zorunda değil. İşte günümüzün dünyasında birlikte çalışma ofisleri, ortak çalışma alanları da son derece yaygınlaştı. Ve çalışanların buraları da tercih etmesi söz konusu oluyor. Çünkü evlerde bu kadar uzun süre çalışınca konsantrasyonun sağlanması mümkün olamamaya başladı. Bu alanlarda gerçekleşecek kazaların da iş kazası olup olmayacağı gibi konuların değerlendirilmesinde zaten çok net olmayan bir çerçeve vardı. Bu çerçeve devam ediyor. Ama diğer yandan bakarsanız bunlar az önce bahsettiğim belirsizlikle ilgili boyutlarıydı. Diğer yandan bakarsanız 2016 yılında uzaktan çalışma iş kanununun içerisine dahil olmuştu. O tarihten bu yana bu yönetmelik bekleniyordu. Çünkü yönetmelikler
kanunda düzenlenmiş hakları daha detaylı olarak açıklarlar ve bu anlamda önemlidirler. 2016'dan bu yana çıkmayan bir yönetmenin çıkmış olması önemli. Sözleşmede belirtilecek unsurların yer almasını ve tek tek bunların sıralanmış olması önemli. Fakat az önce bahsettiğim belirsizlik boyutlarının bir nebze daha yönetmelikte kendisine yer bulması gerektiği kanaatindeyim ben kişisel olarak. Peki şimdi işveren ne burada yani itilaflar nasıl çözülecek onu da merak etmiyor değilim. Bu iş kazası mı, ev kazası mı nasıl sayılacak, işte belli bir odada iş yeri sayılacak. O kişinin ayağına mutfakta sandalye düştüğünde belki o kişi odada düştü diyecek. Bir sürü hikaye çıkmayacak mı bundan? Yani flu ya. Bütün bu riskler yönetmelik öncesinde de vardı. Yönetmelikte beklenilen bunların belirlenmesiydi. Yani peki farklı bir yönetmelik gelir mi hocam bu eksikliği görüp? Çok kısa sürede gelmez. Fakat aslında bunun yönetmelikle belirlenmesi yerine sözleşmeye bırakılmış olması risk. Çünkü az önce bahsettiğimiz koşullar nedeniyle zaten işçi bunları pazarlık etmekte aynı derecede eşit seviyede güce sahip değil. Zaten burada sorun başlıyor. Çünkü yönetmelik şunu söylüyor. Diyor ki iş sağlığı güvenliği alanına biraz sonra tekrar döneyim isterseniz ama iş ekipmanlarının neler olacağı konusunda işçi ve işveren sözleşmede bunları belirler diyor. Şimdi bunun belirlenmesinin işçiyle işverenin anlaşmasına bırakılması bir risktir. Çünkü bu anlamda bütün işverenlerin daha güçlü olmaları nedeniyle bir genel geçer kaide koymaları halinde uzaktan çalışmayı düşünen kişilerin bu kaideyi geçmeleri ancak iki türlü olabilir. Ya çok beceriklidirler, çok niteliklidirler ya da bu anlamda işverenin kendisinde mutlaka bulunması gereken özellikler vardır. Bunun dışında beceri seviyesi daha düşük kişilerin bu az önce saydığımız koşullar nedeniyle ortalama oluşan koşullara razı olması gibi bir zorunluluk ortaya çıkar. Bu anlamda şu çok önemliydi. Zaten yönetmelik öncesinde de borçlar kanunu gereğince işverenin işçisine ekipman sağlaması gerektiği, internet masrafının karşılanması gerektiği biliniyordu. Fakat bunların sözleşmeye net olarak yazılmasının ve pazarlık edilmesinin söylenmesini ben şahsen riskli buluyorum. Bir başka konu da sizin değindiğiniz konu iş sağlığı ve güvenliği açısından iş yerinin yapılacak mekanın belirlenmesi gerekiyor. Bu yönetmelikte yazılmış. Bu noktada yönetmelikteki hüküm yerinde. Çünkü şöyle tartışmalara yer bırakmamak lazım. İşçinin evi evet iş görme edimini yerine getireceği yer haline geldi. Fakat bunun hangi odasının bu anlamda kullanılacağının belirtilmesi ve işçinin gerekirse burayı düzenlemesi, buraya ilişkin tedbirler alması veya işçiye bunu anlatması gerekiyor. Aksi takdirde sizin söylediğiniz başka bir bölümünde, evin başka bir bölümünde karşılaştırılabilecek kazanın iş kazası olarak sayılması mümkün değildir. Dolayısıyla bu anlamda yönetmenin hükmü önemli. Hocam son bir dakika ama şu soruyu da soracağım. Uzaktan çalışanla ofis çalışanı aynı şartlarda izin yapabilecek mi? Mesai alabilecek mi? Bununla ilgili düzenlemede bir şeyler var mı? Yoksa başka düzenleme mi gelecek? Uzaktan çalışanla normal çalışan arasında bu anlamda hiçbir ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça hiçbir farklılık yapılmaması gerekir. Kanun zaten bu anlamda düzenlemeyi çok net bir şekilde çizmişti. Ama bu düzenlemenin hayata geçmesi sonrası, yönetmenin hayata geçmesi sonrası uzaktan çalışma sözleşmelerinin artmasını bekliyoruz. Çünkü salgınla birlikte tabiri caizse paldır küldür bir uzaktan çalışmaya geçiş söz konusu oldu. Fakat şimdi bu yönetmelikle birlikte bunların bir düzen altına geçmesi söz konusu olacak, düzen altına alınacak ve bu noktada da bundan sonra hem yeni işe girenlerin uzaktan çalışma sözleşmesi imzalaması ve bu yönetmelikte belirlenen kriterleri pazarlıkla da olsa iş sözleşmesine yazmaları gerekecek. Hem de hali hazırda koronavirüs salgını süresince uzaktan çalışmaya geçen kişilerin de şu anki fiili durumlarını belirleyecek bir sözleşme imzalaması söz konusu olacak. Burada da izin dahil bütün haklar iş kanunundaki çalışan diğer kişilerle aynı evet. olmak durumundadır. Bu anlamda bir ayrımcılık yapılamaz. Peki hocam alışacağız yavaş yavaş bu düzenlemelere, değişikliklere öyle görünüyor. Pandemi dönemi bitmediği sürece. Ağzınıza sağlık, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi başka konu var. Necdet Çalışkan, Habertürk.com teknoloji editörüne bir dönelim biz. Necdet, şimdi bu bir haber vardı. YouTube içerik üreticilere kötü haber diyor. Bilgisini paylaşan sadece ABD gelirine, paylaşmayan ise tüm gelirlerine kesinti uygulanacak. Ne bu? Evet. Şimdi aslında bu YouTuber'lar için tabii ki kötü haber. Şöyle ki önceden bu işler nasıldı? YouTube üzerinden gelir elde eden kişiler bunların gelirlerini vergiye tabi olabilmesi için beyan usulü çalışıyordu. Amerika için bahsediyorum.
beyanesi çalışıyordu ve bunu beyan eden vardı, beyan etmeyen vardı. Ama artık Amerika'daki gelir bu vergi kanunları ile ilgili yapılan bir değişiklik uyarınca da artık diyor ki bu iş Google'ın sorumludur. Google bu kesintiyi yapmak zorunda. Bu kesintiyi yapmak için de yurt dışında da olsa, yurt içinde de olsa, Amerika içerisinde de olsa, Amerika dışında da olsa, eğer YouTube üzerinden bir gelir elde ediyorsa ve Amerika'daki izleyiciler üzerinden bir gelir elde ediliyorsa bunun vergi bilgilerini almak zorunda. Peki vergi bilgilerini aldıktan sonra ne olacak diye baktığımızda böyle bir son tarih açıklandı. Asıl konunun daha sıcak tarafı da biraz da bu. Çünkü YouTube tarafında zaten bu konuda yeni adımların atılacağı biliniyordu. Google tarafından açıklamalar yapılıyordu ama tarih netleşti. 31 Mayıs 2021 dendi bunun içinde. Bu da dedi, bu tarih nedir peki? 31 Mayıs 2021 tarihine kadar vergi bilgilerini Google'a, YouTube kanalıyla Google'a bildirmek zorundalar. Eğer YouTube'dan gelir elde eden dünya genelindeki Türkiye'ye dair tüm YouTuber'lar. Eğer elde bu bilgilerini vermezse ne olacak, verirse ne olacak diye şimdi konuyu ikiye ayırmak lazım. Bu bilgilerini verirse sadece ABD'deki elde ettiği, ABD'deki izleyiciler üzerinden elde ettiği gelirlerden %0 ile %30 arasında değişen bir gelir, bir stopaja tabi tutulacak. Bu da ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili bir aralık. Türkiye için de bu genelde %10 civarında olduğunu belirtmekte fayda var. Peki diyelim ki 31 Mayıs 2020'ye kadar vergi bilgilerini Türkiye'deki bir YouTuber Amerika'ya Google kararıyla bildirmedi. O zaman ne olacak dediğimizde asıl aslında işin daha kritik tarafı da burası. O zaman sadece Amerika'daki izleyiciler üzerinde elde ettiği gelir değil, tüm dünya genelinde YouTube üzerinden elde ettiği gelirden bu YouTuber, başka Türkiye'deki izleyicilerden elde etmiş olsa, Avrupa'daki elde etmiş olsa, toplam YouTube gelirleri üzerinden %24'e kadar varan oran, %24'e varan oranda bir Amerika'daki vergiler için bir doğrudan bir kesintiye tabi tutulacak. Tabii ki bunu son yıllarda hani sadece Amerika'ya da bağlamamak lazım. Artık bu pazar büyüdükçe her ülke kendi çapında buradaki gelirleri bir kendi vergi gelir anlamında hem de mali anlamında bir kadarço soru olarak görüyor. Nitekim tabii ki Türkiye'de de bu konuda son yıllarda önemli adımlar atıldı. Özellikle son 3-4 yıldır maliye tarafında Türkiye'deki YouTube üzerinden gelir elde edenler üzerinde ciddi vergi denetimleri de yapılıyor. Ama dediğim gibi hem Amerika tarafında hem Türkiye tarafında bu işler beyan usulü olduğu için ve çoğu YouTube üzerinden gelir elde eden kişi de bu beyanlardan kaçınma yollarını aradığı için ülkelerin farklı adımları olabiliyor bu konuda. Amerika'da bunu gösteriyor bu 31 Mayıs'taki son tarih olayı. Bir dakika, şunu da soracağım. Diğer mesela sosyal medya uygulamaları da bu tarz bir sistem yaratır mı ya da bunu mecbur kılar mı sizce? Yani diğer sosyal medya içerik üreten. Şimdi burada aslında içerik üreten ama asıl orada gelir elde etme kanalına baktığımız zaman tabii ki burada en önemli şey Google'ın ve YouTube'un AdSense platformu. Doğal olarak da yurt dışından hani gelir elde etmek bazında baktığımızda bu platformlar var. Hani reklam kanalı olarak Türkiye'den bu platformlara reklam vermeyi düşünürsek o zaman tabii başka taraf devreye giriyor. Hmm. Ama tabii bu işin pazarın pastanın asıl büyük kısmı da doğal olarak Google ve YouTube. Türkiye üzerinde baktığımızda bu faturalar nereden kesiliyor? İrlanda üzerinden kesiliyor. İrlanda Dublin üzerinden gelen bir faturalarla Türkiye'deki YouTuber'ın belirttiği banka hesabına para transferleri yapılıyor. Örnek aslında belki örnek vermek de bu konuda daha netlik kazandırabilir. Yani $1,000'lık bir YouTube geliri elde eden bir içerik üreticisini düşündüğümüzde eğer bu 31 Mayıs 2020'ye kadar bu gerektiği yerine getirmezse bu $1,000'ın 240 dolarını ABD'de vergi geliri olarak direkt kesilecek. Direkt, yani kaynaktan $1,000'lık gelirini tabii kaynaktan kesecek. Stopaj üstünü Google kesecek zaten. Google'ın yaptığı açıklama da bu. Ben diyor Amerika'daki bu vergi kanunu gereği bunu kesip zaten Amerikan hükümetine maliyesine vereceğim. Yani $240'lara kadar diyor. Yani %24'e kadar. Peki bu bilgilerini verirse ne olacak? Bilgilerini verirse de ülkelerle, Amerika ile o diğer ülkenin Türkiye üzerinde bakarsak da Türkiye arasındaki vergi kanunları gereği bu anlaşma hangi yüzdelik dilimde yapıldıysa Türkiye'de de %10. Mesela o zaman da $1,000'lık bir gelir olan kişi $100'lık bir civarında bir Amerika'da vergi kesintisine doğrudan tabi olmuş olacak. Hani bunu yapanlar şu anda da zaten Türkiye'deki YouTuber'lar da zaten mesela $1,000 gelir elde edip bunun
Amerika'daki ve Türkiye arasındaki anlaşmaları hesaba katarak %10'u hesap ederek 100 dolarlı zaten bir beyan edenler de vardı. Ama dediğim gibi bundan sonra artık Haziran itibariyle bu tamamen kaynaktan kesinti şeklinde işlerlik kazanacak. Peki. Çok teşekkür ederim. Demek ki bu vergilendirme konusunu da biz bu yıl boyunca konuşacağız gibi görünüyor en azından bu haber akışında. Bitiriyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere.